Bana bırakmış Esra abla. Bakar mısın? Adam 3 gün önce farklı, 5 gün sonra ne farklı. Ne istiyorsunuz benden? Bırak. Başını al, biraz uyan. Hala burayla kavga etme. Tamam abla, ben kavga sadece etmiyorum. Bundan yok, ben sadece abla. Bundan sadece. Esra abla bir şey söylemek yok, hayır tartışmıyorum. Benimle zaten konuşmaz. Hele ki cuma günü bana karşı yapmaya çalıştığı hareketten sonra ben olsam asla muhatap olmam. Ben de oraya gelene kadar siz zaten aynı evin içine girmişsiniz diyorum yani. Bu ne, kabul ettiler beni ya. Ben şu Salih'i duymak istiyorum. Evet Salih, bütün ülkeden, herkesten özür diliyorsun. Evet. Mevla'ya bir daha gözyaşı yaşatmayacağım. Bunun sözünü de tüm Türkiye'nin ve kadınların önünde veriyorum. Lütfen Hayriye teyze, rica ediyorum. Dua mı ediyorsun? Yaz. Ben yayın sonrasında sizinle konuştum. Evet. Çok profesyonel olduğunuzu düşünüyorum. Kişisel kanaatim bu ama kusura bakmayın, ben de 27 yılımı tamamladım. Çok profesyonelsin. Evet, helal olsun. Şimdi anneye hiçbir acıma duygunuz yoktu. Yok. Anne karantinalı köye giriyor. 13 bin lira ceza ödenirken siz burada tebessüm ediyordunuz. O gün cuma günü geldiniz, kızı çekiştirerek götürdünüz. Ben yayın sonrasında Nilüfer Hanım'ı götürmek istediğinizde sizden bir ricada bulundum. Çok ayıp dedim. Anneyi gözünüzün önüne getirin, yerlerde süründü dedim. Ondan sonra hafta sonu neyi planlayıp programladıysanız. Evet. Hatta şunu da bakın söyleyeceğim. En tehlikeli boşanma sürecindeki, bana göre en tehlikeli erkek bir kadını, bir anneyi evlatlarıyla tehdit eden kişidir. Siz, size velayet konusunda, anlaşma protokolü noktasında konuşmak istediğimde bana ne dediniz? Çocukları? Çocukları ilgilen istemiyorum dedim. Hayır, çocukları, hayır. Ondan çocukları? Önce ne dediniz? Çocukları yurda devlet ver. Alsın, asla evet. Mevla'ya vermeyin. Evet, dediniz. Onu da dedim. Siz neden çok tehlikelisiniz. Evet, o akşam dedim. Siz bu adliye intikal eden olaylarda bu ilişkiyi kabul etmesi noktasında anneye çocukları yakmakla tehdit eden, boşanma sürecine girdiğinde de o 3 çocuğu devlete veririm diye tehdit eden birisiniz. Ve bunların hepsini Nilüfer için yapıyor. Şimdi evet. Mesela Nilüfer'le hafta sonu yazışmalarınızı göndermişsiniz. Ayrılığınızı ispat edebilmek için, doğru mu? Evet. Yani biz Nilüfer'le mesaj... Nilüfer, duydun mu? Duydum. Ne atmış? Atmış. Neyi atmış? Mesajları atmış. Neyi? Mesajları atmış. Evet. Hangi mesajları atmış? WhatsApp yazışmalarını atmıştı. Başka atamaz ki. Tamam, WhatsApp mesajlarınızı atmış. O WhatsApp mesajlarınızda ne var? Var bir şeyler. Sen beddua ediyorsun. Ettim. Allah bana yaşattığının bin beterini sana yaşatsın diyorsun. Dedim. O sana ne diyor? Bir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor. Sen niye ona beddua ediyorsun? Ben ona beddua etmedim ki. Ben ona diyeceğim şey ne oldu? Ben hakkımı helal ediyorum dedim. Ama benim üstüme bir toprak kürek atmazsan dedim, o zaman helal etmiyorum dedim. Ha, küreye kaldık yani. Siz neyi ispatlamak istiyorsunuz? Nilüfer'le ayrıldığınız mı? Yani onun ispatını yollamış da ispatladım. Salih Bey. Ben bir şey göndermedim ama Nilüfer niye öyle diyor, ben anlamadım şimdi. Salih Bey. Efendim. Mevla'dan özür diliyorsunuz. Hı? Evet. Tüm Türkiye'den özür diliyorsunuz. Evet. Mevla bu özrünüzü kabul eder mi? Sen Salih'i herkesten daha iyi tanıyorsun. Tanıyorum. Hayriye teyze çok güzel bir cümle kurdu. O dedi bir plan yapıyordur. Bir evet. Sinsilik peşindedir dedi. İnanmıyorum kesinlikle. Buyurun. Öyle dedi. Şimdi sen onu daha iyi tanıyorsun. Tanıyorum. Ama ben Hülya Hanım'la çocukların velayetini Mevla'ya vermeyin, yurda verin diye bir şey konuştuğunu bilmiyordum. Şu dakikaya kadar. Boşanmak istemediğini söylediğini biliyordum. Boşanmayacağım. Mevla'nın kararı, ben pazartesi Mevla'yla konuşacağım son bir kez. Mevla'nın kararı ne olur bilmiyorum ama ben kesinlikle boşanmayacağım dediğini biliyorum sadece. O kadar yani. Sen peki bu özrü kabul ediyor musun? Ya da bu özür senin için bir anlam ifade ediyor mu? Yani bir anlam ifade ediyor ama özür mü diliyor yoksa, anlamadım, kafam karıştı yani. Buyurun, tam duyamamış söylediklerinizi, tekrarlayın. Eskiden böyle derslerde, okullar, ilkokulda bir şey yaptığımız zaman işte ben yanlış yaptım diye öğretmenler yazdırırdı ya. Mesela Salih'e öyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle plak gibi çevirip çevirip
söylemesini istiyorum. Söylediklerinizin hiçbiri anlaşılamamış. Çünkü tekrarlarsanız. Sana yaşattığım bunca acıyı, her şeyi, tüm Türkiye'nin önünde, kadınların gözünün önünde affetmeni istiyorum. Senden her şey için özür diliyorum. Git ayağına kapın. Orada oturma, git ayağına kapın. Bunun kararını sen veremezsin. Orası değil, burası. Ben yapacağım Esra zaten. Esra Hanım, onu da yapacağım ben. Beni affet mi diyorsun? Evet. Elinden tutup alıp gidiyorum. Az bir karşıya bak, karşıya yani bak. Yalnız senin el tutmak da alışkanlığın. Karşıya bak. Karşıya bak, elini tuttuğu kişiye bak bir. Karşıya bak. Yazıklar olsun sen gibi adama be. Hayır, ben bunu sadece o arkadaki tartışma anını göreyim diye istedim. Bu anı değil. Mevla, duydun mu? Efendim abla? Daldın değil mi o anki görüntüye? Elini tutmak istiyormuş. Buyurun. Put. Bekle Hayriye teyze. Kitleme kendini. Abla benim elim bugün 4. gün. 4 gündür buradaydı zaten. Buradaydı. Bugüne kadar neden tutmamış? Madem tutacakmış. Ama bu 4 günlük programa gelmeden önceki süre de var. Evet, orası da var. Bu söyledikleri senin için bir anlam ifade ediyor mu? Bilmem. Boşanma kararının arkasında mısın? Benim son bir kez konuşmak istediğini söyledi abla. Tamam, konuşabilirsiniz burada. Ben konuşabilmiyorum. Dinliyorum ben şu Buyurun. An sadece. Ne konuşacaktınız Mevla ile? Benim konuşmak istediğim buydu. Ben özür dilemekte. Herkesin göz önünde. Nasıl bu kadar hızlı değişim gösterebiliyorsunuz? Bunu anlayamıyorum ben. Yani bir insan yanlış da olsa bir karar verir. O yanlış kararın arkasından gider. Ama sen çok hızlı karar değiştiren bir adamsın. Hayır, hızlı. Yani cuma günü ne düştü kafanıza? Hızlı değil. Özellikle program sonunda Ebru Hanım'la konuşması. Ondan sonra giriyorum... TikTok'a giriyorum misal, yorumlara bakıyorum. Ne yazıyor yorumlarda? Her şeyi yazıyor. Söyle ama bak sesli, senin ağrına gidenler ne? Ağrıma giden olmadı. Hep Mevla konusu. O maviş gözlere kıyılır mı? Başka eleştirdiği için sosyal medyada kadın siz sayfaları vardı. Bakın siz... Bu kadın sayfaların hepsinde Mevla ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Yani Mevla'nın yaşadığı üzerinden, herkes kendi yaşamından, ailelerinin yaşamı üzerinden, annelerinin yaşamı üzerinden hep mesajlar yayınlandı. Oradakilerin hiçbiri ya öylesine yazılmış sözler değildi. Herkesin kendi içinde bir yarası vardı. Sizin olayınız o yaraya parmak bastı. Esra Hanım, ben buraya geldiğim günden beri her akşam komplesini okuyorum. En son dün akşam bitirdim. Ya ben şunu anlamıyorum. 4 gündür aynı şeyler yazılıyorken 5. gün niye kafanıza dank etti? Dank etmedi. Ben söyleyeyim mi? Salih Bey, söyle. O yazılanlar değil. Yazılanlar değil. Bakın sizin, siz bir iradeniz şu noktadaydı. Çok eşlilik taraftarısınız. Tercih yapmak istemiyorsunuz. İki eşte kendinize göre bir yol çizmişsiniz. O da olsun, bu da olsun. Hayır. Ne hayır, oldu biliyor musunuz? O yazılanları, çizilenleri bırakın. Eğer toplumsal değer yargılarınızda bir incinme olsaydı o babanızı, o 68 yaşındaki babanızı çalıştırmazdınız siz. İki eş getirerek o bakma yükümlülüğü altında yapmazdınız. Sizin noktanız nerede oldu? Eşiniz tercih yaptı. Ben dedi seni tercih yapmak zorunda bırakmıyorum. Ben hayatımdan çıkıyorum dediği için siz şimdi çıkmasın diye geliyorsunuz. Ama istiyordu. Boşanmak için tehdit ediyordu bu kadını. Boşanmayacağını evet, biliyordu çünkü. Söyleyeceğim diyordu. Senin lafı nasıl devşiriyor? Ben hayatım attım. Hayatta boşanmak için tehdit etmedim. Peki, Mevla. Efendim abla. Buyurun, dinliyorsun işte. Dinliyorum. Neden kafasına dank etti? Çünkü perşembe günü sabah 5.30-6'ya kadar konuştuk biz onunla. Beni kaybettiğini zaten perşembe günü anladı. Ben ona net bir şekilde belli ettim o gün. Cuma günü boşanmak istediğimi söylememiştim ona ama... Bundan sonra senin adını sadece yayın içerisinde ağzıma alacağım. Seni kesinlikle hayatımdan sileceğim. Kesinlikle sen diye birisi kalmayacak diye söyledim. Beni kaybettiğini anladı sanırım. Bilmiyorum neden bu düşünceye vardım. Peki ilk gün senin daha Nülüfer'le bu olayların ortaya çıktığında 7 ay önce Mevla sana aynı tepkiyi vermiş olsaydı?
Nülüfer'le yazışmalarını yakaladı. Ya da Nülüfer'i kaçırdığını duydu. Dedi ki böyle bir şey yaparsan ben yokum deseydi. O zaman ne yapardın? Emin olun yine aynısını yapardım. Çünkü ben... Yine aynısını derken bu yaşananların devamı. Hayır, hayır, hayır. Mevla'yla benim iyi de olsa kötü de olsa 10 yılım geçti. Yeri geldiğinde ben... O zaman niye benimle oynadın? Derdin neydi? Bak, hey. Hayır, tamam biliyorum. Çocuğumu ben de dayanamıyorum. 10 yıldan çocuğumun yeni bir demir hakkını ne demedi lan? Otur bak Nilüfer ilk defa konuşuyor. Ben söylüyor bak Nilüfer şu anda gerçekleri görüyor. Sen çocuğumu... Bir saniye. Ben böyle olacağını. Hayriye teyze bak beni görüyor musun? Çocuğumun psikolojini bozdu. Bak kızım. Benim çocuğum. Benim çocuğum. Ben çocuğumla ben o kadar mi? Haklı ki. Benim çocuğumu beni. Bak kızım. Az bir dakika dur. Beni dinle. Karantina bölgesinden dedi. Beni dinle. Beni dinle. Bak gözüme bak. Dedi. Beni dinle. Kızın ilk defa uyandı. İlk defa tamam uyandı. Tamam mı? O yüzden sakin ol. Kızın ilk defa uyandı. Uyandı çocuğumun 10 milyon parasını yedi. Çocuğumuzu eldelere sattı uyuşturuculu Osman'ı. Söyle lan. Söyle Osman'ınız kim anlar? Neden aldın söyle. Hayri Hanım bir su içer misiniz? Söyle Hayri Hanım. Neden aldın? Ne Mevla su verir misin? Bir dakika. Hayriye teyzeciğim. Benim çocuğumun kararı. Hayriye teyze su içer misin? ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.